Manisa 1313 tarihinde Saruhan Bey tarafından fethedilmiştir. Ve fethin akabinde de Manisa Kalesi'nin içerisine Saruhan Bey ilk olarak bir fetih mescidi inşa etmiştir. Mescidin kalıntıları günümüze kadar ulaşmıştı. Fakat buranın bir mescid olduğu halk tarafından bilinmiyor. Bir batıl inancın gereği olarak buraya çaput bağlanıyor ve bir takım yanlış işler yapılıyordu. Biz Manisa Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz'in öncülüğünde İl Kültür Turizm Müdürümüz İbrahim Sudak'la birlikte buranın bir mescid olduğu ile ilgili çalışmaları yaptık ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından buranın bir fetih mescidi olduğu tespit edildi. Ardından rölever istasyon restorasyon projeleri tamamlandı ve Şehzadeler Belediyesi olarak fethin ardından Manisa'ya ilk yapılan mescidi tekrar ayağa kaldırmak ve içerisinde namaz kılınır hale dönüştürebilmek için restorasyon ihalemizi gerçekleştirdik. Yer teslimi yapıldı. Firma hummalı bir şekilde çalışıyor. İzmir'den Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun üyeleri zaman zaman gelip değerlendirmelerde bulunuyorlar. Restorasyon projesiyle ilgili yönlendirmelerde bulunuyorlar. Ve inşallah 2023 yılının içerisinde de daha önce halkın Hacettepe Türbesi diye bildiği ve çaput bağladığı esas itibariyle Manisa'nın fethinden sonra ilk yapılmış olan mescid olan Fetih Mescidini halkımızın kullanımına, ibadete açacağız. Ve yine inşallah fethin ardından ezan okunan, namaz kılınan bu mescitte ecdadımızın ruhunu da şad edecek bir şekilde ezanlar okunacak ve namazlar kılınacaktır. Tabii ki ecdadımıza, tarihimize, geçmişimize vefalı olmak bizim boynumuzun borcudur. Ve bugün biz Manisa'da isek bunu hiç şüphesiz ki Saruhan Bey ve mücahitlerine, arkadaşlarına, geçmişlerimize borçluyuz. Bu noktada da fethin ardından ilk yapılmış olan mescidin tekrar aslına uygun bir şekilde restore edilip ibadete açılacak olması bizi son derece mutlu etmektedir, duygulandırmaktadır. Böylesine hayırlı bir işin içerisinde bulunduğumuz için Şehzadeler Belediyesi'nin tüm çalışanları olarak son derece mutluyuz. Hedefimiz 2023 yılının ortalarında hatta mümkün olursa Ramazan ayında burada namaz kılmayı hedefliyoruz ama bu tür restorasyon çalışmalarında kurulun bir takım yönlendirmeleri olabiliyor. Kazdıkça ortaya çıkan yeni projelendirmeler söz konusu olabiliyor. O yüzden de zamanla ilgili kesin bir tarihi normal bir yapıda verdiğimiz gibi veremiyoruz. Ama amacımız en kısa sürede tamamlayıp ibadete açabilmektir. İnşallah hedefimiz Ramazan ayına yetiştirmek. Belediyeciler mi geldi? Ha, çekim yapıyorlar bir iki. Al.